Merhaba arkadaşlar, ben Necmi Hoca. Sizinle birlikte 11. sınıf fasikül kitabımızdaki soruları çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. AAB noktası koordinat düzleminde 3. bölgede olduğuna göre AB ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3. bölgede koordinat sisteminde 3. bölgemizde işaretlerimiz neydi arkadaşlar? İşaretlerimiz eksiye, eksi. Onun için her iki ifademiz de ne olacak? Her iki ifademiz de sıfırdan küçük olacak. Hem a küçük sıfır hem b küçük sıfır. Cevabımız Diyarbakır. İkinci sorumuzda am artı 1, 2m eksi 10 noktası 4. bölgede olduğuna göre emin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Biliyoruz ki m artı 1 ifademiz x ifadesi sıfırdan büyük. 2m eksi 10 ifademiz de sıfırdan küçük olmak zorunda. Buradan m eksi 1'den büyük. Diğer taraftan m 5'ten küçük. Dolayısıyla m eksi 1 ile 5 aralığında alabileceği tam sayı değerleri toplamı 0, 1, 2, 3, 4 olmak üzere toplamı 10'a eşittir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı noktalar arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi karekök içerisinde 5'e eşit olmak zorunda. Ben her iki tarafın karesini alıyorum. 2 eksi k'nın karesi artı k eksi 3'ün karesi eşittir 5'in karesi olmalı. Buradan isterseniz bunu açabilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Değer tahmin edebilirsiniz. Sonuçta 3, 4, 5 üçgeni olacak. Buna göre değerler verebilirsiniz. Ben bunları açıyorum. K'nın karesi var. Diğer tarafta da K'nın karesi var. 2K kare. Burada eksi 4K, burada eksi 6K, eksi 10K var. Arkadaşlar diğer taraftan sayılar gelecek ama sayıları yazmıyorum. Çünkü biz bunu ikinci dereceden denklem gibi düşünürsek köklerin toplamı eksi B bölü A olur. Dolayısıyla K1 artı K2'nin alabileceği değerler toplamı 5'tir diyebilirsiniz. Cevabımız 5. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda kenarların orta noktaları sırasıyla verilmiş. ABCD dörtgeni aşağıdaki gibi çizilmiş. Buna göre M artı N toplamı kaçtır? Biz burada orta noktaları birleştirdiğimiz zaman şu şekilde burada oluşan dörtgenimiz bir paralel kenar. Paralel kenarda biliyoruz ki karşılıklı köşelerin apsisleri toplamıyla ordinatları toplamı birbirine eşit olacak. E ile G'nin apsisine bakıyorum. Bir de F ile H'ın apsislerine bakıyorum. Tamam mı? E ve G için konuşuyorum. E'nin apsisi eksi 2, G'nin apsisi M. Dolayısıyla eksi 2 ile M'in toplamı kime eşit olmalı? F ile H'a. F'ye H'a bakıyorum. O da eksi 1. Demek ki M buradan 1'e eşittir diyebilirsiniz. Daha sonra ordinatlarına bakıyorum. Ordinatları için E'nin ordinatı eksi 2, G'nin ordinatı N. F ile H'ın ordinatları toplamına bakıyorum. 2, buradan N eşittir 4, M artı N 5. Beşinci sorumuzda düzlemde K büyük sıfır olmak üzere A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasının orta noktası. Orta noktası arkadaşlar apsisleri toplamının yarısı. Yani 5 artı 2K bölü 2. Ve ordinatları toplamı 4 artı 3K bölü 2. Bunlar şöyle söylenilmiş. Demiş ki K sıfırdan büyük. Onun için mutlak değer kullanmadım arkadaşlar. X ve Y eksenlerinden eşit uzaklıkta olduğuna göre bunların eşit olması gerekir. İkileri sadeleştiririz. K eşittir 1'dir diyebilirsiniz. Cevabımız Adana. Altıncı sorumuzda A, B, C üçgeninin ağırlık merkezi aşağıdaki noktalardan hangisidir? Arkadaşlar ağırlık merkezi apsisleri toplamının 3'e bölümü, ordinatları toplamının 3'e bölümü. Apsisleri 1 artı 2 artı 0 bölü 3'ten 1. Ordinatları 3 artı 0 artı 3 bölü 3'ten 2. Yani 1,2 cevabımızdır diyebiliriz. 7. sorumuzda köşelerinin koordinatları ve ABC noktaları olan ABC üçgeninin alanı. Arkadaşlar ben bunu koordinat sisteminde gösteriyorum. Koordinat sisteminde birisi 3 bölü 5 noktası, birisi eksi 3 bölü 5 noktası. Ben şuraya eksi 3 bölü 5, şuraya 3 bölü 5 yazıyorum. Diğerinde de 1,10 noktası var. 1,10 noktası normalde burada olsun. Tamam. Şu şekilde üçgenimizi oluşturduk. Üçgenin alanı isteniyor. Taban çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz burada. Tamam mı? Bu kısım 6 bölü 5. Yüksekliğimiz 10 bölü 2. Dolayısıyla sadeleştirme yaparsanız cevabımız 6 diyebiliriz.
Arkadaşlar 8. sorumuzda dik koordinat düzleminde köşe koordinatları. Ben hemen yine bir tane düzlem çiziyorum. Birisi 0,5 verilmiş, 0,5 noktası burada. Diğeri -3,0 verilmiş, -3,0 noktası burada. Diğer noktamızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Yalnız x ekseni üzerinde ya, x ekseni üzerinde olduğu için ya bu kısımda ya da şu kısımda olabilir, bilmiyorum. Şimdi diyor ki bize alan 20 birim kare. Alan 20 birim kare ise diyelim ki bu şekilde olsun üçgenimiz. Yüksekliğimizin 5 birim olduğunu biliyoruz. 5 birimse alanın 20 çıkabilmesi için şuraya k dersem k çarpı 5 bölü 2'nin 20'ye eşit olabilmesi için k'nın 8'e eşit olması lazım. Yani eksi 3 ile bu nokta arasındaki uzaklık 8 birim. 8 birimse alabileceği bir değer eksi 11. 8 birimse alabileceği ikinci değer 5, eksi 11 ile 5'in toplamı eksi 6. 9. sorumuzda analitik düzlemde köşe koordinatları verilmiş. Hemen bir tane ABCD karesi çiziyorum. Arkadaşlar A, B, C, E noktası köşegenlerin kesim noktasıymış. Biz biliyoruz ki köşegenlerin kesim noktası şu şekilde birbirine diktir. C noktasının koordinatları -2,4. E noktasının koordinatları 4,6. Ben iki nokta arasındaki uzaklıktan şu uzunluğu bulmak istiyorum. Dolayısıyla -2 ile 4 arasındaki uzaklık 6'nın karesi artı 4 ile 6 arasındaki uzaklık 2'nin karesi. Bunun karekökü 2 kök 10 yapar. Madem 2 kök 10 burasıysa 2 kök 10 burası. Köşegen 4 kök 10 ise 4 kök 10'u kök 2'ye böldüğüm zaman bir kenar uzunluğu 4 kök 5. Alan bir kenarın karesi, yani cevap 80. 10. sorumuzda noktaları bir karenin köşeleri olduğuna göre y kaçtır? Biraz önceki sorumuzda paralel kenar sorumuzda ne dedik arkadaşlar? Çapraz, apsisler toplamı ve ordinatlar toplamının eşit olması lazım. O zaman A, C'ye, B ve D'ye bakacağım. A ile C'ye baktığım zaman 1 artı 5 apsisleri. Karşı tarafta x artı 1, o zaman x'in 5'e. Ordinatları için 1 artı 5'in y artı 5'e eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla y eşittir 1 diyebilirim. 11. sorumuzda analitik düzlemde A, B, C noktaları verilmiş. Taralı bölge. Taralı bölgeden kasıt bu bölge. Arkadaşlar bu bölge bir dörtgen. Ben B ile O'yu birleştiriyorum ve iki tane üçgen yapıyorum. Şu kısmın 4 birime uzaklık olarak, şu kısmın 2 birime eşit olduğunu biliyorum. Bunun alanını bulabilmek için tabanı 3, yüksekliği 2. Dolayısıyla 3 çarpı 2 bölü 2'den şu kısmın alanı 3. Şu kısım 4 birim, yüksekliği 4. Bu kısmın alanı da 4 çarpı 4 bölü 2'den 8. 8 burada, 3 burada, alan 11. 12. soruda analitik düzlemde verilmiş olan dikdörtgen OA eşittir 2 tane OC denilmiş. Arkadaşlar OC'ye eğer A birim dersen OA uzunluğu 2A birim. Ben biliyorum ki bu uzunluk 8 birim, bu uzunluk 16 birime. O zaman burada 16-2A'mız var. Burası A ise burası da 8-A. İstediğiniz bir taraftan benzerlik uygulayın. Burası alfa teta, şu yukarıda da teta var. Ben şuradan bir benzerlik uyguluyorum. 16-2A'nın 16'ya oranı A'nın 8'e oranına eşittir. Dolayısıyla sadeleştirme yapıp 2'yi karşı tarafa attığınız zaman 16 4A'ya, A'nın da 4'e eşit olması gerekir diyebilirsiniz. Madem A 4'tür, bir kenar 4 birim, diğer kenar 8 birim. Bizden alan istenilmiş. Alan 4 çarpı 8'den cevabımız 32. 13. soruyla devam ediyorum. Dik koordinat sisteminde şekildeki AOB üçgeninin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar burası 45 ise burası 45, burası 45. Bir tane dikme çiziyorum. Dikme çizersem eğer bu uzunluk 4 birimse 45-45 ikizkenar üçgenden 4 birim. Yüksekliğin 10 birim olduğunu görüyorsunuz. 6 birim, 6 birim. Bu üçgenin alanı sorulmuş. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 diyebilirim cevabı. Arkadaşlar eşkenar dörtgen verilmiş. 14. sorumuzda eşkenar dörtgenin çevresi kaç birimdir diye bir soru sorulmuş bize. Şimdi eşkenar dörtgende biliyorum ki kenar uzunlukları birbirine eşit. X birim, X birim dedim. Buradan indirilen yüksekliğin 6 birim
Ve şurası 8 birim olduğu için şu kısmın tamamının 8 birim olduğunu biliyorum. 8 eksi x birim dedim. Burada bir Pisagor yaparak siz x'i bulabilirsiniz. X'i bulmaya çalışalım. X'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 8 eksi x'in karesine. Her iki taraftan kare alırsanız x kareleriniz gidecektir buradan. Burada 6'nın karesi artı 8'in karesi gelecek. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 16 tane x eşittir 0'a. O zaman 16x eşittir 100 yapar. Bizim aradığımız nedir? Çevre. Çevre 4x kadar. O zaman 4'e bölelim. 4x eşittir 25. Bizden istenilen çevre 25 birimdir diyebiliriz. 15. soruda analitik düzlemde ikinci bölgede olup AB noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şurada ikinci bölgede kelimesine dikkat edelim. 3,1 ikinci bölgede değil, 7,-3 ikinci bölgede değil. Buradan başlıyorum. Noktalar arasındaki uzaklık için x'ler farkının karesi, y'ler farkının karesi. Hemen bakıyorum. 9'dur. 9'un karesi artı 0'ın karesi 9 birim. İkinci kısma bakıyorum. 8'in karesi artı 1'in karesi. 64 1 daha 65 yapar. 9'a eşit olamaz. O zaman bu şıkkı da eledik. Buraya bakıyorum. Aralarındaki fark 4 birim. Aralarındaki fark 3 birim. 3, 4, 5 üçgenimiz var. O zaman AC arasındaki uzunluk 5 birim. Buraya bakıyorum. BC'ye bakıyorum. Aralarındaki fark 3, aralarındaki fark 4. 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5 birim. Cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. 16. soruda analitik düzlemde AB ile BC'nin eşit olduğu verilmiş. A noktası 4,-6 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı nedir? Arkadaşlar madem A noktası 4,6 ise o zaman burası 4 birim, burası 6 birim. Diklikten diklik indiniz. Öklit'i kullanabilirsiniz. Öklit'te 6'nın karesi 4 çarpı K'dan K'nın 9 olduğunu bulabilirsiniz. Devam edelim. Alfa, teta, teta. Buradan bir dik indirdiğiniz zaman alfa ve 90'ların karşıları eşit olduğu için bu iki üçgen eş üçgen. Alfanın karşısında 9 varsa burada da 9 var. Teta'nın karşısında 6 varsa burada da 6 var. C noktasının koordinatları dikkat edin arkadaşlar. 22'ye 6. C'nin koordinatları 22,6. Dolayısıyla toplamı 28. 17. sorumuzda AB ile 4. bölgede bulunan bir tane C noktası verilmiş. AC ile BC'nin birbirine dik olduğu söylenmiş. Hemen bir tane koordinat sistemini çiziyorum. 0,18 burası. Arkadaşlar 0,-12 bu kısım. Hemen çizdik. Şimdi 4. bölgede olduğunu biliyoruz noktamızın. Ve adam demiş ki ağırlık merkezi x ekseni üzerinde. Madem ağırlık merkezi x ekseni üzerinde ise o zaman diyorum ki 3 değerin toplamının 3'e bölümü ve buradaki 3 değerin toplamının 3'e bölümünü aldığınız zaman y'sinin 0 çıkması lazım. Madem 18 ise diğerlerinin toplamı bunu sıfırlayacak. O zaman y'si kaçtır bu noktanın? Eksi 6. Y'sinin eksi 6 olduğunu biliyorum ama x'inin ne olduğunu bilmiyorum. X virgül eksi 6 dedik. Şimdi bize söylenilen AC ile BC'nin birbirine dik olduğu, ben bunun A noktası, bunun B noktası olduğunu biliyorum. Burada da bir tane C noktamız var. C noktasının koordinatları toplamı istenilmiş. Şimdi ben AC'nin ve BC'nin birbirine dik olduğunu biliyorum. Arkadaşlar, bu yükseklik ne kadar? Bu yükseklik x birim olduğunu biliyorum. Doğru mudur? Ya da şu şekilde bir şey yapalım. Burada eğimden gideyim ben. Eğimden gidersem 0,18'dir ya. Bunun eğimi 24 bölü eksi x. BC'nin eğimi y'ler farkından dolayı eksi 6. X'ler farkından dolayı eksi x. Biliyoruz ki iki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir. O zaman x kare eşittir 144'ten x eşittir kaç? 12. X eşittir 12 ise neden eksi 12'yi kullanmadım? Dördüncü bölgede olduğu için noktamız. X 12 ise y'sinin zaten eksi 6 olduğunu bulmuştuk. Koordinatlar toplamı 6'ya eşittir diyebiliriz. Şekilde ABC'de noktaları doğrusal verilmiş. BC eşittir 2 tane C'de. Arkadaşlar buraya A derseniz buraya 2A dersiniz. Aralarındaki farka bakın. X'ler arasındaki fark 4 birim 2A ise 10 birim de 5A olacak. Bize AC sorulmuş. AC 7A, CD A. O zaman cevap 7.
19. sorumuzda dik koordinat düzeninde verilen şekildeki D doğrusu eksenleri eksi 3 virgül 0 0 virgül 4 noktalarına kesmektedir. A, M kare 7 noktası D doğrusu üzerinde olduğuna göre M değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz buradan doğrunun eğiminin 4 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Eğim 4 bölü 3. Aynı zamanda 2 noktayı kullanarak eğim bulunabilir. Onun için 7'den 4'ü çıkarttım. 3 bölü M kareden 0'ı çıkarttım. M kare o da eşittir 4 bölü 3'e. Buradan m kare 9 bölü 4 m 3 bölü 2. 3 bölü 2 neden? Birinci bölgede olduğu için m pozitif bir değer alır diyebiliriz. 20. sorumuzda yukarıda verilen doğruların eğimleri sırasıyla m1, m2, m3 buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. Eğim y'yi tek başına bırakınca x'in katsayısıdır. Birinci ifadede y'yi tek başına bırakırsanız 2 bölü 5 x. İkinci soruda y'yi tek başına bırakırsanız 2 bölü 3x. Üçüncü soruda y'yi tek başına bırakırsanız eksi 3 bölü 5x. Dolayısıyla burada m1, m2, m3 arasındaki sıralama istenilmiş. 2 bölü 5 var, 2 bölü 3 var. En büyük eğim m2, sonra m1, sonra m3. M2, m1, m3 cevabımız C şıkkı. 21. soruda dik koordinat düzeninde MN noktasının x eşittir 3 doğrusuna olan uzaklığı 5 birim. X eşittir 3 doğrusuna olan uzaklığı kim belirler? X eşittir 3 doğrusuna olan uzaklığı M belirler. Buradan M 8 veya M dediğimiz ifade eksi 2'dir. Y eşittir eksi 2 doğrusuna olan uzaklığı 4 birim. O zaman N ifadesi ya 2'ye veya N ifadesi 4 birim olduğu için eksi 6'ya eşit. Şimdi y eşittir x doğrusuna olan uzaklığı 7 kök 2 birim olduğuna göre denilmiş. Bize m çarpı n ifadesi neye eşittir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar y eksi x eşittir 0 doğrusuna olan uzaklık y ve x değerleri getirip yerine yazıldıktan sonra şu şekildeydi. Şöyle söyleyeyim. Y 0 eksi x 0'ın mutlak değeri bölü katsayıları 1 olduğu için 1'in karesi artı 1'in karesi bize neyi verecek? H'ı verecek. O zaman yukarıdaki ifademizin 14 çıkması lazım. Bunun için M8, N-6 alınmalı. Bize çarpımın değeri sorulmuş. Çarpımın değeri eksi. Dik koordinat düzleminde M-3,1 ve N-5,9 noktaları veriliyor. Bunun orta dikmesi denilmiş. O zaman bunun orta noktasını bulalım. Orta nokta apsislerin toplamının yarısı yani buna A noktası dersek toplamının yarısı 1, diğer tarafta toplamının yarısı eksi 4 olur diyebiliriz. Şimdi orta dikme dediğiniz bu doğruyla bu doğrunun birbirine dik olması lazım. O zaman MN'in eğimine bakıyorum. MN'in eğimi eksi 10 bölü 8. Eksi 10 bölü 8, eksi 5 bölü 4. O zaman bizim doğrumuzun eğimi 4 bölü 5 olmalı. Çünkü eğimler çarpımı eksi 1'e eşit olmalı. Denklemi yazıyorum. Y eksi y sıfırdan y artı 4 bölü x eksi x sıfırdan x eksi 1. O da eşittir. 4 bölü 5 olacak. Denklemi düzenliyorum. 5y artı 20 4x eksi 4'e eşit. Dolayısıyla 5y eksi 4x artı 24 eşittir 0'a. Veya eksi ile çarpılmış hali de olabilir. Yani 4x eksi 5y eksi 24 eşittir 0. Cevabımız Diyarbakır diyebiliriz. 23. sorumuzda bize şekilde verilen OABC karesinde A noktasının koordinatları 3 virgül kök 3 aşağıdaki doğrulardan hangisi AC doğrusuna paraleldir denilmiş. Ben hemen şunu yapıyorum. Madem karedir buradan bir tane diklik çektiğim zaman burası 3 birim burası kök 3 birim. Kare olduğuna göre bu üçgenle bu üçgenimiz eş üçgenlerimiz olacak. Buraya alfa buraya teta derseniz bu kısım alfa bu kısım tetadır. Teta'nın karşısında 3 olduğuna göre burası 3'tür. Alfa'nın karşısında kök 3 olduğuna göre burası kök 3'tür. O zaman C noktasının koordinatları kök 3 virgül eksi 3'tür. Bizden AC doğrusunun eğimini bulmamız istenmiş. Çünkü AC doğrusuna paralellik için eğimini bulmanız lazım. Bunun eğimi de kök 3 eksi eksi 3'ten dolayı artı 3 bölü 3 eksi kök 3 şeklinde bir ifadedir. Dilerseniz bunu kök 3 ile sadeleştirebilirsiniz. Kök 3'e böldüğüm zaman 1 artı kök 3 bölü kök 3 eksi 1. Hatta bunu eşleniğiyle çarpabilirsiniz. Yani kök 3 artı 1 ile çarpabilirsiniz. Çarptığınız zaman yukarıda 4 artı 2 kök 3
Aşağıda 2 var. Sadeleştirdiğiniz zaman 2 artı ne yapacaksınız? 2 artı kök 3. Demek ki eğimimiz 2 artı kök 3 çıkmalı. Arkadaşlar burada da cevabımız E şıkkıdır. Çünkü E şıkkındaki ifadenin eğimi 2 artı kök 3'tür diyebilirim. 24. sorumuzda dik koordinat düzeninde verilen şekildeki ABCD karesinin iki kenarı birbirine paralel olan D1 ve D2 doğrusu üzerindedir. Arkadaşlar paralel iki doğru arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu? Hemen ben bunu 2 ile çarpıyorum ki işim kolay olsun. Burası 2y eksi ak, ax pardon, artı k eşittir 0 iken diğeri 2y çarptığım zaman eksi 6x eksi 2k eşittir 0 olmalı. Şimdi iki paralel doğru arasındaki uzaklık c'ler farkının mutlak değeri. C'ler farkının mutlak değerini alıyorum. Burası 3k'nın mutlak değeri. Bölü kök içinde a kare artı b kare şeklinde bir ifade olacak. Burada mecburen a'nın 6 olması lazım zaten görüyorsunuz. O zaman 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Şimdi bu uzaklık kime eşit olmalı? Madem bize adam alanı 45 vermiş. 45 bir kenarın karesidir. Kare kökünü aldığınız zaman 3 kök 5'e eşit olmalı diyebilirsiniz. O zaman buradan bu ifademiz 2 kök 10 yapar. Karşı tarafa attığımız zaman 3k ifademiz eşittir 3 kök 5 çarpı 2 kök 10. Dolayısıyla buradan 3'leri sadeleştirelim. Bu ifadede 5 dışarıya çıkar. 10 kök 2. Arkadaşlar k dediğiniz mutlak değer olduğu için 10 kök 2 de olabilir. Eksi 10 kök 2 de olabilir. Bizim cevaplarımızda eksi 10 kök 2 var diyebiliriz. Onun için cevabımız eksi 10 kök 2. Arkadaşlar ikinci testimiz eşitsizlik testi. Birinci sorumuzda 3x eksi 12 küçük eşitse 0 eşitliğini çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ben burada 12'yi karşı tarafa attım. 3x küçük eşittir 12. X küçük eşittir 4. X küçük eşittir 4 dediğiniz zaman 4'ten küçük her türlü değeri alır. Bu da eksi sonsuza kadar gider. Cevabımız E şıkkıdır. İkinci sorumuzda eksi 2x eksi 6 büyüktür 0 eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 2x büyüktür 6 yaparım. Eksi 2'ye bölündüğü zaman eşitsizlik yön değiştirir. X küçüktür eksi 3 olur. Küçüktür eksi 3 de aralığımız açık aralık olur. Zaten sonsuzlar her zaman açık aralık oluyordu. Eksi sonsuz eksi 3 açık aralığı cevabımız diğer bakır. Üçüncü sorumuzda 3x eksi 5 küçüktür 8 eşitliğini sağlayan x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Ben 5'i karşı tarafa atıyorum 3x küçüktür 13'ten. 3'e bölüyorum x küçüktür 13 bölü 3. 13 bölü 3 dediğiniz 4 nokta küsürat. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 4. Dördüncü sorumuzdan itibaren artık eşitsizlik tablosu kuracağız. Çünkü birden fazla ifadenin çarpımı veya bölümü şeklinde ifadeler göreceğiz. Eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye bir soru sorulmuş. Bunlarda da tek tek kökleri buluyorduk. Bunun kökü 7. Diğer ifademizin kökü eksi 3. O zaman eşitsizlik tablosunu kuruyorum. Eşitsizlik tablosu biliyorsunuz yukarıda sayı doğrusu var. Onun için küçük kökten başlıyorum. Burada büyük kökü yazıyorum. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığı. Arkadaşlar burada eşitlik varsa içini dolduruyorum. Ve en büyük dereceli ifadelerin çarpımlarına bakıyorum. İşaret olarak çarpımlarına bakıyorum. Artı artı o zaman artıdan başlayacağım. Artı eksi artı. Nereyi istediğimi şu kısma bakarak karar veriyorum. Bu kısım küçük sıfır denilmişse o zaman eksili kısmı istiyorum. Eksi 3 ile 7 kapalı aralık. Kapalı aralık olmasının nedeni ifademizde eşitlik olduğundan dolayıdır. Eksi 3'ten başlarız. Kaça kadar gideriz? 7'ye kadar. 7 tane pozitif değer, 3 tane negatif değer, bir de ortada sıfırımız var. Toplam 11 tane farklı tam sayı değeri vardır diyebilirsiniz. Beşinci sorumuzda x kare eksi 6x küçük 0. Ben bunu hemen x parantezine alıyorum. X parantezinde x eksi 6 küçüktür 0. Bunun kökü 0, bunun kökü 6. Tabloyu kurduk 0'a 6. Şöyle yapıyorum. Burada eşitlik olmadığı için içlerini boş bırakıyorum. Ve en büyük dereceli ifademin işareti artı. Artıdan başlıyorum. Artı eksi artı. İstenilen yere bakıyorum. Küçük sıfır dediği için eksili kısım. O zaman 0, 6 açık aralığı. Yani 0 da dahil değil, 6 da dahil değil. 1'den başlar 5'e kadar gider. Toplamda 5 tane tam sayı değeri vardır diye yorum yapabilirsiniz. Altıncı sorumuzda eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ifade çarpanlarına ayrılmıyorsa
deltasına bakacağız. Deltaya baktığınız zaman b kare eksi 4 ac dediğiniz b'nin karesi 9 eksi 4 çarpı 5'ten dolayı küçük 0. Dolayısıyla bu ifadenin kökü yok. Kökü yoksa tablonuzu çiziyorsunuz. Bir kök yazmıyorsunuz. Nereden başlıyorsunuz? Artıdan başlıyorsunuz. Hepsi artılı. Bizim istediğimiz yer neresi? Büyük sıfır kısmı. Onun için tüm büyük sıfır kısmını işaretliyorum. Hepsini aldığım için çözüm kümem reel sayılar kümesi, cevabım A şıkkıdır diyebilirim. 7. sorumuzda eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı sorulmuş. Çarpanlarını ayırıyorum. X'e x'tir. Eksi 5'e 3'tür. Köklerimiz kimlerdir? Köklerimiz 1'e eksi 3, 1'e 5. Hemen eşitsizlik tablosunu çiziyorum. Eksi 3 ve 5'i yazıyorum. Dikkat edin, eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için içlerini boş bırakıyorum. Nereden başlayacağım? X karenin katsayısı artılı olduğu için artı, eksi, artı. Nereye istiyorum? Eşitliğime bakıyorum. Küçük sıfır dediği için eksili kısmı istiyorum. Eksi 2'den başlar. Kaça kadar devam eder? 4'e kadar. Zaten eksi 2'den artı 2'ye kadar olan kısım birbirini götürür. Burada kalan sayılarımız 3 ve 4'tür. Bunları toplam bizden istenilmiş. 3, 4 daha. Cevabımız 7'dir diyebiliriz. 8. sorumuzda x kare artı 10x artı 25 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diye bir soru sormuş. Çarpanlarını ayırıyorum. X'e x, 5'e 5. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Her iki kökünüz de eksi 5. Her iki kökünüz de eksi 5 ise biz bunu tabloda eksi 5 çift katlı kök, çift çizgi çiziyorum. Eşitlik var. Eşitlik olduğu için içini dolduruyorum. X karenin işareti pozitif, artı artı. Şimdi burada şöyle bir olaya dikkat edin. Bizden istenilen yer neresi? Küçük sıfır. Var mı eşitsizlik tablonuzda eksili kısım? Yok. Yok ama içini doldurduğunuz kısım sizin çözüm kümenize ait olan ifadedir. Dolayısıyla hiçbir yeri tarayamıyorsanız dahi içi dolu olan kısım çözüm kümenize bulunmak zorunda. Hiçbir yeri tarayamadım fakat içi dolu olan kısım eksi 5 olduğu için çözüm kümem eksi 5, cevabım E şıkkıdır diyebilirim. 9. sorumuzda A küçüktür B'dir denilmiş. Eşitsizliğinin çözüm kümesi sorulmuş. Birinci kökümüz A, ikinci kökümüz B. Arkadaşlar biz dedi ki bu bir sayı doğrusu. Onun için önce küçük sonra büyük kök yazılmalı. A B'den daha küçük olduğu için ilk önce A sonra B'yi yazarsınız. Eşitlik olmadığı için dikkat edin içini boş bırakıyorum. Nereden başlayacağım? Artı, artı, artıdan. Artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Küçük sıfır denildiği için eksili kısmı istiyorum. Bunun çözüm kümesi A açık, B açık. Cevabımız A şıkkıdır diyebilirim. Arkadaşlar bundan sonra soruları böyle çözeceğim. Kusura bakmayın. Biz de önlem alıyoruz burada. Deniz Hocam beni uyardı ve bu şekilde devam edeceğim. 10. sorumuzda A küçük 0 küçük B olmak üzere eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır diye bir soru sorulmuş. Hemen şuraya bakıyorum. A x karemiz var. Ondan sonra eksi parantezinde 5A artı B x'imiz var. Daha sonra 5b büyüktür 0. İfadeyi çarpanlarına ayırıyorum. A x'e x diye ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. 5 eksi 5 diyorum. Buraya da eksi b diyorum. Neden? Arkadaşlar dikkat edin. Çapraz çarpımlarının toplamı ortayı vermek zorundaydı. Eksi 5a eksi b x'i bulmanız lazım. Biz de onun için bu şekilde bulduk. Şimdi birinci kökümüz buradan dolayı x eşittir ne gelir? X eşittir b bölü a. Diğer kökümüz de x eşittir 5. Şimdi tabloyu yapacağız ya. B bölü A ifadesi mi küçük, 5 mi daha küçük? Tabii ki B bölü A. Neden? Çünkü B artılı A eksili. Dolayısıyla bu negatif bir ifade. Hemen tablomu kuruyorum. Arkadaşlar B bölü A'ya 5'i yazıyorum. Eşitsizlik tablosunda bunları açık bırakıyorum. Çünkü eşitlik yok. Nereden başlayacağım? X karenin önündeki katsayı A. A'nın işareti negatif. Negatifse eksi, artı, eksi. İstediğim yer neresi? İstediğim yer dikkat ederseniz büyük sıfır kısmı, yani bu kısım. Bu kısmın içerisindeki en büyük tam sayı değeri 5'i alamıyorsunuz. Çünkü dahillik yok. Onun için cevap 4'tür diyebilirim. 11. sorumuzda karesi 4 katının 12 fazlasından küçük olan. Arkadaşlar x kare 4 katının 12 fazlasından küçük denilmişse 4x artı 12'den küçük. Hemen karşı tarafa attım. X kare eksi 4x eksi 12 küçüktür 0. Çarpanlarını ayırıyorum. X'e x eksi 6'ya 2. Köklerimiz 6 ve eksi 2. Tabloyu kuruyorum.
eksi 2 ile 6'yı yazıyorum. Eşitlik tablomda eşitlik bırakmıyorum çünkü burada eşitlik yok. Artıdan başlıyorum. Artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Eksili kısmı bu kısım. Tam sayı olan değerlerin toplamı eksi 1'den kaça kadar? 5'e kadar. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. 2, 3, 4, 5. Bunların toplamı da 14. Arkadaşlar 12. sorumuzda ben tabii ki farklı tablo kuruyorum. Arkadaşlar farklı tablo kurmuş. Dikkat ederseniz çift kök var. Çift kök varsa eksi 3 bu denklemin çift katlı kökü olmak zorunda. Bu ifadenin çift katlı kökünün eksi 3 olabilmesi için cevabımız Diyarbakır olmalıdır. 13. sorumuzda eşitsini sağlayan x'in alabileceği en küçük tam sayıları kaçtır diye bir soru sormuş. Köklerine bakıyorum. Eksi 3, 2 ve 7. Arkadaşlar hemen tabloyu yapıyorum. Eksi 3, 2, 7'yi yazıyorum. Nereden başlayacağım? Nereden başlayacağım? Birinci ifadem pozitif. İkinci ifadem negatif. Üçüncü ifadem pozitif. O zaman artı artı eksiden dolayı eksi. Artı, eksi, artı. Nereye istiyorum? Küçük sıfır kısmını. Küçük sıfır kısmı bu kısım ve bu kısım. Alabileceği en küçük tam sayı değeri isteniyor. Eksi 3'ü alamazsınız. Onun için cevabınız eksi 2'dir diyebilirsiniz. Arkadaşlar 14. sorumuzda ben bunu biraz düzgün yazıyorum. Eksi x kare eksi x artı 2 ifadesi var. Çarpanlarına ayırdığım zaman eksi x'e x 1'e 2. Köklerimiz x eşittir 1. X eşittir eksi 2. Bir de diğer taraftan kökümüzün 1 olduğunu görüyorsunuz. Dikkat edin bir eşitliğin içerisinde 2 defa 1'i buldunuz. O zaman 1 sizin için çift katlı kök. Eksi 2'yi yazdınız 1'i yazdınız. 1 çift katlı kökümüz. İşaret olarak eksi eksi o zaman artıdan başlıyorum. Artı çift katlı olduğu için eşitlik işaret değiştirmede artı ve eksi. Nereye istiyorsunuz? Büyük sıfır kısmını. Büyük sıfır kısmı dikkat edin. Eksi 2'den büyükler fakat 1'in içi açık. O zaman eksi 2'den artı sonsuza kadar gidin. Fakat 1'i alamayacaksınız. Onun için 1'i dışarı atacaksınız. O zaman cevap B şıkkıdır diyebilirim. 15. sorumuzda x küp küçüktür 4x böyle bir ifade olamaz. Biz ne dedik? Dedik ki eşitlik olabilmesi için bir tarafın 0 olması lazım. Hemen bunu karşıya atıyorum ve x parantezini alıyorum. X parantezinde x kare eksi 4 ifadesi küçük 0. Arkadaşlar x küp eksi 4x. Bunun kökü 0. Bunun kökü 2 ve eksi 2. Hemen tabloyu çiziyorum. Eksi 2 var, 0 var, 2 var. Tabloyu çizdik. Tabii ki içleri boş çünkü eşitliğimiz yok. Nereden başlayacağız? En büyük dereceli ifademiz artılı. Artı, eksi, artı, eksi. Nereyi istiyorum? Eksili kısım, bu kısım ve bu kısım. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye ve 0'dan 2'ye kadar. O zaman cevabımız Diyarbakır diyebiliriz. 16. sorumuzda arkadaşlar fx büyük eşittir 0 eşitliğini sağlayan x, x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı sorulmuş. Burada bir grafik görüyorsunuz. Grafiğin x eksenini kestiği yerler fx'in kökleridir. Hemen tablomu çiziyorum. Eksi 7'den başladım. Eksi 7, eksi 3, 5 ve 9. Peki burada şöyle çizdik. Eşitlik olduğu için bir kere içlerini doldurdum. Peki burada işaret olarak nereden başlayacağız? Arkadaşlar fx'in eğrisi sağ uçta aşağıya doğru indiği için eksiden başlayacaksınız. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Nereyi istiyorsunuz? Büyük eşit sıfır kısmını. Büyük eşit sıfır kısmı bu kısım ve bu kısım. Alabileceği değerlerin toplamı dikkat ederseniz eksi 7'den başlar. Eksi 3'e kadar gelir ve 5, 9 aralığında. Şimdi eksi 5 diğer tarafta var. Eksi 6 diğer tarafta var. Eksi 7 diğer tarafta var. 5, 6, 7'niz gittiğine göre burada eksi 3 ve eksi 4'ünüz. Burada 8 ve 9'unuz kaldı. 8, 9'dan dolayı 17, 17'den 7'yi çıkarttınız. Cevabınız C şıkkıdır diyebilirim. 17. sorumuzda 5x eksi x kare eksi 6 bölü x eşitliğini sağlayan x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bu sorunun diğerlerinden farkı bölüm şeklinde olması. İlk önce ifademi düzenliyorum. Eksi x kare artı 5x eksi 6 var bölü x'imiz var. Yukarıyı çarpanlarına ayırdığınız zaman arkadaşlar eksi x'e x'tir. Ortada neyi bulmak istiyorsunuz? Ortada 5'i bulmak istiyorsunuz. O zaman eksi 3'e 2 diye çarpanlarına ayırırsınız. Çünkü çapraz çarpımların toplamı size 5x'i vermek zorunda. Yukarının köklerinden bir tanesi 3, bir tanesi 2. Aşağının kökünü de yazıyorsunuz 0. Tablonuzu yaptınız. Tablonuzda ilk önce 0, sonra 2, sonra 3. Arkadaşlar eşitlik olmadığı için hepsinin içini açık bıraktım. Nereden başlayacağım? Eksinin artıya bölme eksiden. Eksi, artı,
eksi artı. Nereyi istiyorum? Küçük sıfır kısmını istiyorum. Dolayısıyla burası ve burası. Alabileceği en küçük tam sayı değeri sıfırı alamıyorsunuz. Dolayısıyla cevabınız 1'dir diyebilirim. 18. sorumuzda bu ifadenin eşitsizlik olabilmesi için ben bunu karşı tarafa atıyorum. 1 bölü x artı 4 eksi 1 bölü x eksi 8 büyük eşit 0. İfadeyi düzenliyorum. X eksi 8 burada. Eksi x eksi 4 burada. Arkadaşlar x'leriniz gitti. Eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 bölü x artı 4 çarpı x eksi 8 büyük eşit 0'ınız var. Şimdi kökleriniz eksi 4 ve 8. O zaman tablonuzu eksi 4 ve 8'e göre kurdunuz. Şimdi eşitlik var fakat paydanın kökleri olduğu için bunların içini yine açık bırakıyorsunuz. Eksinin artıya bölümü. Dikkat ederseniz burada en büyük dereceli ifademiz 12'dir. 12'nin işareti eksili. Eksinin artıya bölümü. Eksi, eksi, artı, eksi. Nereyi istiyorum? Büyük sıfır kısmını yani bu kısmı. Değerler toplamı sorulmuş. Değerler toplamı eksi 3'ten başlar 7'ye kadar gider. Eksi 3 ile artı 3 aralığı birbirini götürür. Kalanlar 4, 5, 6, 7 değerleridir. Dolayısıyla cevabımız 22'dir diyebilirsiniz. 19. sorumuzda analitik düzlemde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Arkadaşlar bunun kökü 0. Bunun kökleri eksi 4 var, 2 var, 6 var. Hemen tabloyu çiziyorum. Bir eksi 4'ümüz, 0'ımız, 2'miz, 6'mız var. Şöyle çizdik. Eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktım. Şimdi x'in işareti pozitif. Fx'e bakıyorum. Sağ uç aşağıya doğru onun için negatif. Artının eksiye bölümü eksi. Eksiden başlıyorum. Eksi artı. Eksi artı. Eksi. Nereyi istiyorum? Büyük sıfır kısmını istiyorum. Büyük sıfır kısımları bu kısımlar. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 3 var. 4 var. 5 var. Toplamda 6 tane tam sayı değeri vardır diyebilirim. 20. sorumuzda 3 eksi x'in karesinden dolayı x eşittir 3 çift katlı. X eşittir 1 var. 1 de 2 var. Arkadaşlar tabloyu kurduk. 1 var, 2 var, 3 çift katlı var. Hemen şu şekilde belirtiyorum. Şimdi 1 yukarının kökü olduğu için içi dolu. 2 aşağının kökü olduğu için içi boş. 3 içi dolu yukarının kökü olduğu için. Nereden başlayacağım? Bu dikkat ederseniz çift kuvvet olduğu için artı. Artı, artı, artıdan başlıyorum. Artı, artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Eksili kısmı istiyorum. Yalnız dikkat edin. Şimdi 1 kapalı, 2 açık. Fakat biz dedik tarasak taramasak eğer burada içini doldurduysanız çözüm kümenizde olması lazım. O zaman 3'ü de almak zorundasınız. X'in alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı istenilmiş. Burada 1 var. 2'yi alamazsınız ama 3'ü alabilirsiniz. Değerler toplamı 4'e eşittir diyebilirim. 21. sorumuzda x bölü 4 küçük eşittir 9 bölü x eşitliğinin gerçek sayılarda çözüm kümesi. 9 bölü x'i karşı tarafa atıyorum. X bölü 4 eksi 9 bölü x küçük eşittir 0'dır. Eşitlik yapıyoruz. Payda eşitliği. X kare eksi 9 bölü 4x küçük eşittir 0'dır. Yukarının kökleri 3'e eksi 3. Aşağının kökü 0. Tablomu çiziyorum. Eksi 3 var. 0 var. 3 var. Şu şekilde belirttim. Arkadaşlar eksi 3'ün içi dolu. 0 içi boş. 3 içi dolu. Artının artıya bölümü artıdır. Artı eksi artı eksi. Nereyi istiyorum? Eksili kısımları istiyorum. Eksili kısım bu kısım ve bu kısım. Eksi sonsuzdan pardon. Ben burada şöyle bir hata yaptım. Arkadaşlar burası payda eşitlediğiniz an 36 gelecek. Dolayısıyla eksi 6 ve 6 gelecek. Yani bu kökleriniz 6'ya eksi 6 olacaktı. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya ve 0'dan 6'ya. Tabii ki eksi sonsuz eksi 6. Eksi 6'nız kapalı. 0 açık 6 kapalı. O da C şıkkınızda var. 22. sorumuzda A 0'dan küçük B 1'den büyük. Eşitliğinin gerçek sayılarda çözüm kümesi sorulmuş. Arkadaşlar birinci kökümüz eksi b bölü a. İkinci kökümüz a. Üçüncü kökümüz a bölü b. Şimdi bu ifadeye bakarsanız bu ifade pozitif bir ifade. Bu ifadeye bakarsanız bu ifadeniz negatif bir ifade. Bu ifadeye bakarsanız bu da negatif bir ifade. Şimdi acaba a mı küçük, a bölü b mi daha küçük ona bakalım. Ben herhangi bir tane sayı değeri için deniyorum. Arkadaşlar eksi 1 verdiniz. B'ye de 2 verdiniz. Burası eksi 1, burası eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla A ifadeniz daha küçük olduğu için tabloyu kurarken önce A, sonra A bölü B, sonra eksi B bölü A'yı yazarsınız. Tabloyu kurduk. Eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktık.
Şimdi işaret olarak nereden başlarsınız? A negatif, pozitif, yukarısı negatif, aşağısı pozitif, eksinin artıya bölümü eksi, eksiden başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Eksili kısmı. Eksili kısım bu kısım ve bu kısım. A ile A bölü B açık aralığı, eksi B bölü A artı sonsuz açık aralığı cevabımız A şıkkıdır diyebilirim. 23. sorumuzda x kare eksi 3 tane mutlak değeri x eksi 2x küçük 6 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı nedir diye bir soru sormuş. Birinci olarak ben x'i pozitif olarak düşünüyorum. X'i pozitif olarak düşündüğüm zaman x kare eksi 5x eksi 6 küçük 0 yapar. İkinci olarak x'i sıfırdan küçük düşünüyorum. X kare arkadaşlar burası eksi x olarak çıkacağı için artı x eksi 6 küçüktür 0 yapar. Yukarıda çarpanlarını ayırırsanız eksi 6'ya 1'den dolayı eksi 1 ve 6 kökleriniz. Aşağıda çarpanlarını ayırırsanız 3'e eksi 2 yani eksi 3 ve 2 kökleriniz olur diyebilirim. Hemen birinci ifade için tablomu kuruyorum. Eksi 1'e 6'yı yazdım. Nereden başlayacağım artıdan? Artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Eksili kısmı istiyorum. Yalnız dikkat edin x'in 0'dan büyük olması lazım. Buna da dikkat edelim. İkinci ifademizde eksi 3 ile 2'yi yazıyorum. Nereden başlayacağım? Artıdan. Artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Eksili kısmı istiyorum. Şimdi geldim. Bu ifadeniz için sıfırdan büyük değerler sizi ilgilendiriyor. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer ifade için sıfırdan küçük değerler sizi ilgilendiriyor. Eksi 1 ve eksi 2. Topladığınız zaman bunlar gider. Cevabınız 12'dir diyebilirim. 25. sorumuzda eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır denilmiş. Birinci ifadenizi x parantezine alırsanız x çarpı 5 eksi x yani kökleriniz 0 ve 5. İkinci ifademizde 5'e eksi 1 diye çarpanlarına ayırsak bir de dikkat edin mutlak değerdir. 1 çift katlı eksi 5 çift katlı ve eksi 3 çift katlı kökünüz gelecek. Arkadaşlar tablonuzu çizdiniz. Eksi 5 eksi 3 0 1 ve 5 değerleriniz var. Hemen çift çizgi, çift çizgi, tek çizgi, çift çizgi ve tek çizgi. Buna bakıyorum negatif, pozitif, pozitif. O zaman eksi ile başlarsınız. Eksi, artı, artı, eksi, eksi, eksi. Nereyi istiyorsunuz? Siz artılı grubu istiyorsunuz. Artılı grup 0 ile 1 aralığıdır diyebilirsiniz. Bir de 1 ile 5 aralığı. Şimdi bu aralığın içerisinde tam sayı değeri yok. Fakat 1 ile 5 arasında 2 var, 3 var, 4 var. O zaman cevabınız 3'tür. Yorumunu yapabilirsiniz.